videoya geçmeden önce 15 Mart'a kadar sürecek olan sulu meyve karaborsa borsa gol patlaması çekişimiz var arkadaşlar. Şartları resimde görüyorsunuz. Herkese bol şans. <laughs> Selam arkadaşlar bugün benden yorumlarda çok çeşitli bir konuyu ele alacağız o da Rocket League için en iyi kol ayarları nedir abi hangi kol ayarını yaparsam çok daha iyi önemli çok daha fazla rank atlarım gibi sorular geliyordu ben de şöyle cevap vereyim arkadaşlar yani şöyle söyleyeyim en iyi kol ayarı diye bir şey yok yani öyle bir kavram yok size en rahat gelen kol ayarı diye bir şey vardır şimdi eğitime gireyim ve bu konuyu ele alacağız işte kendi kol ayarlarımı göstereceğim işte en iyi kol hangisidir en iyi kol derken yani alabileceğiz en iyi kollardan e, fiyat performans olarak hangisidir onlardan bahsedeceğiz bir de son olarak da profesyonel oyuncular hangi kolu kullanıyor ondan bahsedip video biteceğiz. Şimdi Şu kolu bir tak çıkar yapayım. Bu arada benim kullandığım kolu çok soruyorsunuz. Benim kullandığım kol e, GameSurge G3 diye bir kol arkadaşlar ya AliExpress'ten almıştım ben bu kolu. Ya, çok kaliteli bir kol ama şu anda üretilmiyor ve bu kolu kullanı 3 yıl oldu. Şimdi şuraya geliyorum. Çok fazla topla oynatmıyorum. Benim kol ayarlarım bu şekilde arkadaşlar. Açıklayarak gideceğim. Şimdi ileri sür yani gaz dediğimiz olay R2'de bakın. Ondan sonra geldim ee, geri geldim şuradan. Geri sür. E, R2. Niye r 2 koydum? Çünkü R2 gaz aynı izada olsun diye öyle yaptım. Onun dışında sağa dön, sola dön zaten e, sol alamadık Onun dışında bakalım zıplama... Ben de çarpıda arkadaşlar. Yani e, alt şu oluyor xbox'a öyle söyleyeyim. Niye öyle yaptım diyeceksiniz. E, başından beri öyleydi default'ta. Bu arada ben default ayarları kullanmıyorum. Yani varsayılan ayarları. Sadece varsayılan ayarlar üzerinde birkaç değişiklik yaptım. Yani zıplamada bu. Bakın şu olay. Onun dışında geliyorum. E, bakalım neler varmış. Bakalım bakalım. Kaymamız var. Şimdi kayma niye önemli diyeceksiniz. Kayma şu konuda önemli arkadaşlar. Mesela. Bazılarınız şey yapabilir. oyunun varsayılan ayarlarında kayma arabayı yuvarladıdır. Yani araba yuvarlamak ne? Şöyle göstereyim. Şu. Siz normalde analoğu çevirdiğiniz zaman böyle gidiyor ya. Arabayı yuvarla tuşuna bastığınız zaman böyle gider ve bu çok önemlidir. Ve bu arada bizim boostumuz yok. Şuradan boost alalım. Kayma da şu bakın yani çok iş yapacak uçtur. Öyle söyleyeyim. Bayağı olduğu durumlar oluyor. Neyse geri gelelim ondan sonra bakın başka neyimiz varmış şöyle bakalım havada yuvarlan Ha şimdi e, bu konuda bazı arkadaşlar şey yapıyor e, yani nasıl diyeyim kafası karışıyor abi havada yuvarlan var bir de havada yuv e, sağ yuvarlan havada sola yuvarlan var şimdi havada e, sağ yuvarlan ve sol yuvarlan şudur arkadaşlar Q ve E'dir Q yani bakın şöyle göstereyim şu an Q'ya basıyorum bakın havada sola yuvarlanıyorum bir de E'ye basıyorum ben bu arada buna alışkınım onu da geleceğim sevde. Bu da havada sağ yuvarlanmaktır bakın bir de havada yuvarlan var bu da şu oluyor yani düz yuvarlanıyorsunuz bakın hiçbir şey yok siz nereye çevirsiniz oraya gider havada yuvarlanmakta bu oluyor şimdi bu ne işe yarıyor genelde e, havada yuvarlanmak bu arada klavyede shift olur ben bunu L2'ye koydum sebebi niye L2'ye diyeceksiniz L2 geriye gitme tuşu bende ama e, havada yuvarlanma yaptığım zaman ve havada yuvarlandığım için e, Nasıl diyeyim havada olduğum için daha doğrusu daha iyi telaffuz ederiz Bunu L2'ye koydum çünkü L2'ye havada bassam araba geri gidemeyeceği için böyle yapmam benim için e, Nasıl diyeyim daha şey oldu bu arada bizim araba yalpalıyor biraz Neyse devam edelim ondan sonra neyimiz varmış şuradan gelelim hemen topa odaklan var. Ha bu önemli şimdi arkadaşlar. Topa odaklan işte top kamerasını normal kameramı ona e, yani görmeze sağlıyor. Ben bunu üçgene koydum. Şimdi hangi durumlarda topa e, top kamerasına geçmelisiniz onu söyleyeyim. Mesela şuradan geldiniz tamam mı? Şöyle dribling yapıyorsunuz, işte gidiyorsunuz kaleye doğru şöyle gol atmaya çalışıyorsunuz. Burada artık top kamerasına çıkmasınız. Çünkü bakın ya yani top kamerasına çıkmadan yapayım. Ben bu arada eskiden top kamerasına çıkmadan topu sürüyordum. Eski izleyicilerimiz bilir. Bakın kamera böyle şey oluyor yani. Ee, nasıl diyeyim? Rahat ettirmiyor. Sizi. Daha doğru olur. Ama böyle bakın top kamerasına çıkmadan yaparsınız yani istediğiniz gibi sürersiniz böyle hem daha rahat olursunuz hem eliniz alışır hem de daha özgür hissedersiniz. O yüzden topu odaktan tuşuna ben de üçgende bunu siz nereye rahat ediyorsanız oraya koyun. Oyunun selanında da bu arada üçgendeydi. Mesela diyelim buradan Bursa gideceksiniz tamam mı top e, yani şu an uzak bir yerde. Şurada böyle yapmayın abi şuradan gidin sonra hemen geri çevirin. E, bu da tabii ki de önemli. Ya yani Bütün tuşları aktif ve efektif bir şekilde kullanmanız lazım. Geri döndüm. Bakalım başka nelerimiz var bu arada buraya çok detaylı anlatıyorum arkadan bakış valla ben bunu çok e, açık söyleyeyim fazla kullanmıyorum ama şu oluyor bakın şu ama aynı zamanda bu reset tuşu da oluyor e, bu da bende R3'de R3'de analogun üstüne bir kere bastığınız zaman orası R3 tuşu oluyor arkadaşlar belki bilmeyenler neler olur. R3 tuşu nedir diye bakın tekrar göstereyim ama resetli tabi bu ben de aynı tuşta kullanmadığım için böyle tuttum siz bunu değiştirirsiniz şimdi buradan geldim bakalım havada sağ yönlen işte bu e, yine joystick aynı şey yani şu oluyor havada sağ yönlen dedi de şu aklınız karışmasın havada sağ yönlen havada sola yönlen yani joystick çevirmeniz alakalı şu da işte Q ve de şu yaptım da bakın tabi bir araba Heh. Şu da yuvarlanma oluyor. Geri döndüm ee, bakalım başka göstermediğimiz ne var Şöyle bakıyorum İşte yukarı süzüliğine joystick ile alakalı İşte havada sağ yuvarlan söylemiştim bakın Q ve E Şimdi sola yuvarlan bende L1 de L1'de. niye L1 değil de 1 çünkü L1 tuşu solda left 1 diye geçer ya Ondan oraya koydum belki e, bilmeyen arkadaşlarınız olabilir Onun dışında sağ yuvarlandı bakın R1 de Ben buna alıştım bu arada böyle daha rahat oluyor yani şu Shift'e alışmak yerine bakın şunu alışmak yerine bunu alıştım şimdi diyeceksiniz ki hangisi daha iyi ya her şeyin e, daha avantajlı olduğu durumlar vardır Burada da işte nasıl diyeyim freestyle yaparken falan QVE daha iyi. Ama öyle çok bir aman aman ne bileyim shift kullanma QVE kullan diye bir şey yok yani. İkisi de avantajlı öyle söyleyeyim ben size. Şimdi geri döndüm. Devam ediyorum bakıyorum 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 başka. E, buradan artık önemli şeyler geliyor. İşte tekrar geç çok hayati olmayan bir şey çarpıya koydum ben mesela. Kara, kamerayı yukarı aşağı sağa sola. Bu da şu. E, ben de sağa dolayı kolay bakın şu. Sağ analoga çeviriyorum böyle bakın Aşağı yukarı sağa sola istediğim gibi çeviriyorum bu da sol analog Bakın sol analog sağ analog Bunu da gösterdim ee, Bakıyorum şimdi kontrollere geri geldim Buradan bağları göster değiştir dedim Şimdi burada skor tablosu var Bu bende e, bazılarınız şey soracaktır bana Abi senin bir tuş işte skor vurdu açıyor Onu düzelt diye Bende bu tuş neydi biliyor musunuz arkadaşlar R3'tü R3 yani e, şöyle söyleyeyim Pardon L3'tü L3 tuşu skor tablosunu açıyordu Ve ben şut çekerken o yüzden sürekli skor tablosu açılıyordu Ben onu select tuşuna aldım arkadaşlar sizin e, yorumlarınızdan dolayı Ve şu an artık göstermeyeceğim tabi ama e, Klavyede de bu Select'e bastığınızda skor tablosu açılıyor Bu da hayati olmayan bir tuş yani Siz nerede rahat ediyorsanız oraya koyun Bunu da geçtim Şimdi bakıyorum böyle çok artık e, önemsiz şeylere geldik yani Diğerlerine göre önemli olmayan İşte hızlı sohbet şeyleri ee, müziği geç falan sesi sohbet bakıyorum fareleri gazlıyor bunu da geçtim ve atışı tekrarla işte aşağı git yukarı git falan var bunları da geçtim şimdi bunu hallet geliyorum bakın bu arada burada şöyle güzel bir şey var Standart eski yani bu tarz şeyleri de seçebiliyorsunuz ama ben tabii ki de varselen ayarları kullanmanızı önermem. Şimdi burada şöyle bir şey var bir de şurada da göstereyim direksiyon hassasiyeti ya ben bunu çok bilmiyorum ama şöyle bir şey söyleyeyim arkadaşlar bir ile bakın bir ile yani bir buçu geçirmeme çalışın diyebilirim ben de mesela bir yerimde mesela bakın bunu ona alacağım şimdi bak ne kadar hassas olacak izle gördün mü yani sadece böyle bir şey yapıyorum çok savruluyor araba ya ona yarıyor yani adı üstünde hassasiyet bunu da geçtim şimdi bu 1.20'de kalıyor bakın neymiş yön verirken oyun kolu hassasiyetini belirler yani bu hani sol analog kullanıyoruz biz onun ne kadar hassasiyeti ne kadar hassas olmayacağını belirliyor hava hassasiyeti havadayken oyun kolu hassasiyetini belirler bu da tamam e, kontroller ölü bölgesi. Bu ne okuyalım bakalım. Oyun kolunun yön verme ve hava kontrolünü etkileme için orta noktadan ne kadar uzaklaşması gerektiğini belirler. Ya yani bunun için ben bir çok yorum yapmıyorum çünkü ben de tam anlamadım. Ama hassasiyetle ilgili bir şey yine. Onu söyleyebilirim. Şimdi bu 0 onda kalsın bence arkadaşlar. Bunun içinde şey diyorlar. 0.50 ile 0.80 arasında bir nokta seçin diyorlar. Ben 0.65'e aldım. Onun için de oyun kolu titremesi bende devre dışı titrediği zaman çünkü beni çok rahatsız ediyor o yüzden öyle tuttum titreşim yolunda 3 ama tabi bunu yapmam için titreşimi açmam lazım o yüzden açmıyorum top kamerası modu bence değişti de kalsın yani basılı tuttuğunuzda bakın şöyle oluyor bakın şimdi üçgene basıyorum gördün mü bak Basılı tuttuğunda ama sürekli basılı tutman lazım Basılı tutmazsan gidiyor ve çok saçma bir şey bunu yapmayın bunu da göstereyim ee, neredeydi şunu değiştir diyelim onun dışında bunlar klavye ile alakalı Klavye mouse ile alakalı Bunu gösterdim Şimdi e, size hangi kolu oynamanız gerektiğini söyleyeyim Yani hangi kolu almanız gerektiğini söyleyeyim Eğer böyle diyorsanız ki abi benim bütçem var Yani e, kola iyi bir para verebilirim Diyorsanız mutlaka Playstation 4 kolu eğer PlayStation 4 kolu almak istemiyorsanız da Xbox 360 kolu alın. Yani Xbox artık One X mi oluyor? O Xbox kolu alın diyelim biz. O kollardan alın. Ama diyelim bütçem kısıt diyorsanız da ve kaliteli bir şey arıyorum diyorsanız da şu kolu almanızı öneririm. Hemen göstereyim. Evet şu kolu önerebilirim arkadaşlar. Rampe için bu kolu artık SGR 218 ile geçiyor. PlayStation 3 kolu olarak tanımlanmış bir kol. Ya yani PlayStation 3 gelişi diyelim. Böyle bir kol başlangıç olarak da bunu kullanabilirsiniz. Ama dediğim gibi böyle e, 50 lira 70 liraya ya da 20 30 lira kol almayın arkadaşlar. Kaliteli bir kol almaya bakın. Bütçeniz yoksa da en azından böyle kollar almaya bakın. Ondan sonra da iyi bir kola geçersiniz. Şimdi size profesyonel oyuncuların bir de kol ayarlarını göstereyim. Oradan da videoyu yavaştan bir Şimdi şöyle bir site var arkadaşlar Profesyonel oyuncuların kol ayarlarını gösteriyor Eğer diyorsanız ki abi senelerini çok kötü işte beğenmedim Bu nasıl ayar diyorsanız Böyle bir site var arkadaşlar Ya burada bütün profesyonel oyuncuların kol ayarlarını görebiliyorsunuz Hatta şöyle diyeyim sürekli güncelleniyor Bunu da şöyle belirtebilirim Bakın musty bile koymuşlar adamlar Yani musty biliyorsunuz çok yakın zamanda profesyonel oldu enerjide. Onu bile koymuş abi adamlar Ya burada mesela şöyle bakalım işte power slide kayma dediğimiz mesela e, ilk baştaki adam bakın şu HC bakalım mesela Power sled R1'de. işte havada dönme Roll bakalım. R1 L1 benim gibi koymuş. Pardon şurada. Onun dışında boost e, yuvarlak tamam benim gibi yine jump çarpı aynı aynı. Bu adam mesela benim gibi kullanıyor abi her şeyini. Ama mesela başka adam bakıyorsun şöyle bakalım mesela Mesela bak adam zıplamaya abi gitmiş kale koymuş. Abdülaziz yani orta dolu bir oyuncu bu. Onun dışında böyle çok iyi oyunculara bakalım. Ee, kim olabilir? Şöyle yapalım ya. Squish yapalım mesela. Bak Squish'i. Burada görebiliyorsun abi ayarları. Mesela ne bileyim e, bakmak istiyorsun. Buradan görebiliyorsun. Ya da ne bileyim mesela Arsenal'e bakmak istiyorsun. Buradan görebiliyorsun. Ya da bir örnek daha verelim. Netamir'e bakmak istiyorsun. Buradan görebiliyorsun gibi gibi. Ayrıca bu senin şöyle güzel özelliği de var. Buradan dead zone yani ölü bölge ayarlarını da görebiliyorsun. Ölü bölge de bakın şu oluyor arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bakın şu. Direksiyon hassasiyeti, hava hassasiyeti işte bunlar ölü bölge ayarları. Bunları da görev. Onlar da bakın çok kısa göstereyim. Ben size dedim ya arkadaşlar ölü bölge 0.50 ile 0.80 arasında olsun. Bakın 0.50 ile 0.80 aralığını geçen var mı? Bakın Bak bir tane sıfır elmi var. Bu tabi ne yapmış bilmiyorum. Ben bu e, oyuncuyu da tanımıyorum bu arada. Bakıyorum. Bir tane bulduk. ikinciyi bulduk. Üçüncüyü bulduk. Dördüncüyü bulduk. Beşinciyi bulduk. Bakıyorum. Altıncı. Kaçırdım varsa artık yorumda belirtirsiniz. Yani şöyle bakıyorum. Hadi şu listeden e, uçtuk diyelim. Gerçi baya varmış ya. Ama gördüğünüz gibi az var yani arkadaşlar. 10 tane de baktığınız zaman hatta 10 tane de bakıyorsunuz bir tane falan çıkıyor 10 tane diye geçtik öyle söyleyeyim çok az var o yüzden ben size 0.50 ile 0.80 arasında e, kullanmanızı tavsiye ederim bugünlük de video bitirelim arkadaşlar Umarım video beğenmişsinizdir bu kol e, mevzusunu da iyi oldu kapamış olduk Umarım hoşunuza gitmiştir bu tarz videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar dediğim gibi en iyi kol ayarı diye bir şey yoktur Siz en iyi nasıl rahat ediyorsunuz öyle bir kol ayarı vardır onu unutmayın. O zaman şimdilik görüşürüz. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.